Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2000'li yılların başında ülkemizde teorik olarak gerçekleştirilen yarı iletken çalışmalarını ileri teknoloji ARGE ve üretim odağına taşıma hedefiyle kurucu ekip tarafından 2006 yılında projelendirilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde merkezimiz Devlet Planlama Teşkilatı'nın desteğiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüs alanında kurularak faaliyete başlamıştır. 2013 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi adıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Merkezimizde 6 öğretim üyesi, 14 lisans, lisansüstü öğrenci ve 6 idari personel görev yapmaktadır. Öğrencilerimizin 3'ü doktora, 10'u yüksek lisans, 1'i lisans eğitimine devam etmektedir. Doktor öğrencilerimizin 2 tanesi YÖK 102.000 programı kapsamında desteklenmekte olup, akademik çalışmalarını optik, elektrooptik ve fotonik alanda gerçekleştirmektedirler. Merkezimiz bünyesinde epitaksiyel yarı iletken ince filmlerin MOCVD tekniği ile büyütülmesi ve elde edilen yüksek kaliteli kristallerin yapısal, optik ve elektriksel karakterizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar 3-5 grubu yarı iletkenlerden gallium arsenide, gallium fosfide, indium fosfide, gallium nitride gibi arsenide, fosfide ve nitrat tabanlı yarı iletkenleri içermektedir. Üretilen epitaksiyel kristaller ülkemiz açısından kritik, yüksek teknolojiye sahip ve katma değeri yüksek ürünler içermektedir. Bunlardan bazıları kızılötesi dedektörler, yüksek güçlü aydınlatma amaçlı LED'ler, askeri ve endüstriyel amaçlı yüksek güçlü lazerler, uzay ve uydu koşullarına dayanıklı güneş hücreleri gibi optoelektronik aygıtlar ve yüksek güç frekans bandında çalışan diyot ve transistörler gibi elektronik aygıtlardır. Merkezimizde kamu ve özel sektör destekli birçok proje yürütülmektedir. Hakkında bilgi vermek istediğim önemli projelerden ilki, Savunma Sanayi Başkanlığı destekli Aselsan, ODTÜ ve merkezimizin yürütücülüğünde kısa dalga boylu kızılötesi sıvır dedektörü projesidir. Bu proje kapsamında ülkemizde ilk defa MOCVD tekniği ile sıvır dedektör kristalleri büyütülerek dedektör prototipi üretilmiştir. Üretilen dedektörler savunma sanayimizde aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Merkez bünyesinde yürütülen diğer bir proje, Sanayi Bakanlığı Santez Programı kapsamında ve Aselsan destekli kızılötesi kuantum çağlayan lazerler projesidir. Bu projede ortaklarımız Bilkent Üniversitesi, ODTÜ ve Anadolu Üniversitesi'dir. Kuantum çağlayan lazerler, spektroskopi, uzaktan algılama, kimyasal analiz, çevresel gaz dedektesi ve hedef şaşırtma gibi alanlarda kullanılmaktadır. Merkezimiz bünyesinde yapılan çalışmalar ile gerçekleştirilen işbirlikleri her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu kapsamda Bilkent, ODTÜ, İstanbul Üniversitesi'nin aralarında bulunduğu 18 yurt içi, Northwestern, Virginia, ETH Zürich gibi 9 yurt dışı üniversite ve Aselsan, Ermaksan, Transfero gibi ülkemizin 107 altı sanayi kuruluşu ile akademik ve endüstriyel ortak çalışmalarımız devam etmektedir.